Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarım bu videomuzda dolar altın gümüşe değineceğiz. Do dolar altın ve gümüşteki e, hareketleri sizlerle birlikte değerlendirmeye çalışacağız. Evet biliyorsunuz arkadaşlar dün Trump'ın yapmış olduğu açıklamalar neticesinde altın tarafında aşağı yönlü hareketleri gördük. E, bu bizler için altın tarafında düşüşün devamı anlamı taşır mı? Ee, şu an itibariyle e, altın ve gümüş tarafında bu hareketler e, düşüşün devamını taşımaz arkadaşlar. Biliyorsunuz bu hafta içerisinde bizlerin de birlikte takip ettiğimiz seviyeler var. Bu seviyeler de e, bizler için önemli olacak seviyeler arasında. E, dolar e, dediğimiz gibi dünkü açıklamızda e, belirttiğimiz seviye 7.90 seviyesine doğru gidecek dedik. Dolar TL kuru da. 790 seviyesine doğru hareketlerine devam etti. Şimdi biz altın tarafına dönelim. Altın tarafında bizler için e, önemli olacak seviyeler hangi seviyelerde? Sizlerle birlikte bunun takibini yapalım. Bu hafta bizim altın tarafında, e, ons tarafında özellikle takipte kalmamız gereken en iyi seviye e, 1896 seviyesi dedik arkadaşlar. Bu 1896 seviyesi üzerinde kapanışlar altın onsu da. E, yukarı hareketlerin devamı anlamını taşıyacaktır demiştik e, hala bu e, stratejimiz geçerli 1896 bakın Şuradaki kırılan trendten geçen seviye 1896 seviyesi e, bu seviye hala bizler için önemli arkadaşlar bu seviyenin üzerinde kapanışlar e, bizler için şart diğer bir taraftan haftalıkta balığım Haftalık bazda baktığımız zaman da şuradaki 1848 seviyesi yükselişin devamı için bizlerin takipte kalması gereken önemli bir seviye. Bütün bunları toparladığımızda arkadaşlar altında gene haftalık seviye olan haftalık destek seviyesi olan 1883 seviyemiz mevcut. Şuradaki 1883 seviyesi, e, bu seviyeye de takipte kalabiliriz 1883 seviyesini. 1883 e, seviyesi üzerinde kapanışlara devam etmemiz halinde e, yukarı yönlü hareketleri tekrardan yakalayabiliriz. O yüzden 1883 kısa da bizler için önemli olacak bir destek seviyesi. Kapanışlarda bu 1883 seviyesini takipte kalacağız. 1883 Seviyesindeki e, hareketlerimizin devamı halinde tekrardan e, Dolar-TL kurunda e, biz 1907 seviyesine doğru hareketleri e, yakalayabiliriz. Altın-Osta 1907 seviyesine doğru e, altın-osta hareketleri yakalayabiliriz. Trump'ın yapmış olduğu açıklamalar e, maalesef altın tarafında olumsuz karşılandı. Bu teşvik paketiyle ilgili biliyorsunuz yapmış olduğu ve bu teşvik paketini seçim sonrasına kadar durdurması tabi altın tarafında e, olumsuz hareketlere sebebiyet verdi. Fakat bu Trump arkadaşlar özellikle bizim takip etmemiz gereken ayın 15'inde bunların Joe Biden'la birlikte tekrardan karşılıklı bir ikili tartışma programı olacak. Bu tartışma programına doğru da Biden'ı e, köşeye sıkıştırmaya çalışan bir Trump göreceğiz. Bunu da e, bakın biz halka 2.2 trilyon dolarlık bir teşvik paketi hazırladık. E, fakat Biden buna engel olmaya e, çalışmakta şeklinde Biden'ı sıkıştırma politikası olarak da algılayabiliriz. E, elbet bu teşvik paketi e, bir türlü tekrardan senatoya sunulacak ve getirilecektir diye düşünmekteyim. Hatta yorumların arkadaş, e, altında birçok arkadaş da bu benim öngörümü destekler nitelikte yorumlar yapmakta. Ben de arkadaşlarım bu yorumlarına katılmaktayım. katılmaktayım. E, Amerika Başkanı Trump'ın e, bu türlü bir oyun e, planı içerisinde olduğunu ben de düşünmekteyim arkadaşlar. O yüzden dolarda e, dolar bazlı altında yani e, ons altında Şuradaki 1848 seviyesi altında bir kapanış görmediğimiz müddetçe e, panik yapmaya gerek e, olmadığını hala düşünmekteyim bazı arkadaşlar e, yaptığımız Hani altın düşmeyecek ile ilgili video ile ilgili e, olumsuz yorumlar paylaşmış e, fakat Şurada bir gerçek var arkadaşlar. Bunu da e, burada hatırlatmak isterim. Biz 1848 seviyesinden bu onsu aldık ve buradan arkadaşlara panik yaptırmamak şartıyla buradan bir 1958 seviyesi e, hedefi verdik. Zaten e, bizi dinleyen arkadaşlar şu an itibariyle de hala da zararda sayılmazlar. E, fakat nasıl böyle cahilce bir yorumlar yapılabiliyor? Bunları da anlamış değiliz bu son dakika olacak Trump'ın böyle bir karar vereceğinden hangi analistin haberi olabilir ki böyle bir karara karşılık sizleri uyarabilsin bunu da o arkadaşların vicdanına bırakıyorum arkadaşlar eğer böyle bir Trump'ın alacağı kararı önceden bilen bir arkadaş varsa da gerçekten onu da tebrik etmek gerekir diye Düşünmekteyim. Fakat altın bugünkü e, hareketleriyle birlikte ons altın e, tekrardan bir toparlanış içerisine girdi ve 1883 haftalık e, destek seviyesi üzerine kendini atmaya çalışıyor. Günlükte gene 1883 üzerinde arkadaşlar 1900, 1900 seviyesi altın ons önemli bir seviye bu 1900 seviyesi e, üzerinde bu hafta içerisinde gene tutunmasına devam edebilirse Yukarı yönlü hareketler tekrardan 1945 seviyesine doğru ons altını götürecektir diye düşünmekteyim. Gram altına da hemen bakalım. Gram altında bizler için önemli olacak seviyeler hangi seviyelerde? Sizlerle birlikte hemen bunu da bulmaya çalışalım. Evet gram altın dolar bazlı olarak hareketlerini tekrar yukarı yönlü sürdürdü arkadaşlar. 469 seviyesine kadar olabilecek düşüşleri normal olarak nitelendirmiştik ve dediğimiz tam seviyeden de 469 seviyesinden de gram altın tekrardan yukarı yönlü hareketlerine devam etti. Gram altında gene arkadaşlar olmazsa olmaz destek bölgemiz 469. Bakın şuradaki 469 desteği olmazsa olmaz desteğimiz. ikinci bir yükselişin tekrardan kırılabilmesi için de 462 destek seviyesinin altında gram altının kapanış yapması şart Şuradaki 462 seviyesi altında bir kapanış yapması şart bu kapanış zaten gelmedi müddetçe buradaki 480 ana direnç seviyesi gram altında e, biliyorsunuz zaten hedefimizdeydi bu 480 seviyesi e, tekrardan hareketlerin yükselişi için e, takipte kalmamız gereken önemli bir direnç olarak gram altında da göze batmakta 480 üstünde gram altın kalmayı başarabilirse arkadaşlar tekrardan yukarı yönlü hareketlerinin devamı gelecektir. O yüzden 480 direncini dikkatli gram altında da takipte kalacağız. Hemen gümüş tarafına da bakalım. Gümüşte önemli seviyeler hangi seviyelerde? Sizlerle birlikte bunu da bulalım. Ee, evet gümüşte dün <laughs> aşağı yönlü tren çizgisi kırıldı. Fakat şu an itibariyle gümüş ons tarafı da gene trend çizgisinin üstüne kendini atmayı başardı arkadaşlar. Şu an itibariyle 23.70 seviyesinin bir iki tık üzerinde gümüşte de hareketler görüyoruz. Gümüş onsta. Gümüş onsta da gene 23.94 önemli bir direnç. Dediğimiz gibi şuradan geçen 23.94 direnci önemli. Yükselişin devamı için bu 23.94 üzerinde e, kalışlar şart aşağıda gene orta bazlı haftalık destek yerimiz var 23.06. Burası da ikinci önemli bir destek noktası. E, bu destek noktası 23.06'daki destek noktası bugün itibariyle güzel çalıştı ve yukarı yönlü buradan tepkisini zaten verdi. E, eğer bu tepkisini ileri yönlü 23.94 üzerinde kapanışlara çevirebilirse de arkadaşlar gümüş ons Tekrardan gümüş onsta bizim de 26'lı seviyelere doğru e, hedef bölgelerimizi düşünebiliriz. Bakalım e, 26'lı seviyelere doğru gümüş onsta 23.94 üzerinde kapanışlarına tekrardan devam edebilecek mi? Sizler. Evet gümüş onsta hep birlikte sizlerle birlikte bunların da takibini yapacağız arkadaşlar. Gümüş onsta da e, bizler için 23. 48 ve 2306 destek bölgeleri önemli. Bu destek bölgelerinin altına inilmedikçe gümüş e, onsta da gene yönümüz yukarı olacaktır. Gümüş gramda hemen bakalım. Gümüş gramda 599 kısadaki takip edeceğimiz önemli kapanış noktaları. Evet şuradaki 599 seviyesi yükselişin devamı için e, gümüş gramda gelmesi gereken önemli kapanış seviyeleri. Bu 5.99 seviyesi üzerinde gram gümüşün her kalışı bizler için gram gümüşte tekrardan 6.35. Şuradaki ilk etapta 6.35 ve 6.60 seviyelerindeki gümüş gramın yukarı yönlü hareketlerini hala tetikleyecektir. 5.99 dikkatle takip etmemiz gereken önemli bir seviye olarak gram gümüşte e, göze batan seviyeler şeklinde düşünebiliriz. 5.86 altına gene olumsuz haberlerde e, bir sarkma durumu gördüğümüz zaman da arkadaşlar aşağıdaki 5.56 ve 5.38 destek dirençleri dikkatli takip edilmesi gereken direnç yerleri olarak e, gümüş gramda da takip etmemiz gereken seviyeler olarak gözükmekte. Dolar kuruna da bakalım. Dolar kurunda bizler için önemli olan seviyeler hangi seviyelerde? Hemen bunu da bulmaya çalışalım sizlerle birlikte. Dolar TL kuruna da baktığımız zaman arkadaşlar, bakın burası çok önemli. Beni çok iyi dinleyin. Şuradaki geçen 787. Yukarıda önemli bir direnç noktası 7.87. Bizim 7.90 bir direnç seviyemiz vardı. Bugün itibariyle bu direnç seviyesi de görüldü. Dolar TL kuru bu 7.87 seviyesini kendine destek yapmayı başarabilirse bu hafta içerisinde yukarıda 8.02 ve 8.20 seviyesine doğru yukarı yönlü hareketlerine devam edecektir diye düşünmekteyiz. O yüzden 7.87 e, dolar TL kurunun son tepe noktası olan 7.87 bizler için önemli. Buranın destek haline gelebilmesi dolar TL'de 8.02 ve 8.20 kapısını yukarıya yönlü açacaktır diye düşünmekteyim. E, 8.87 e, 7.87 dolar TL kurunda önemli dedik. 7.87 altında aşağı yönlü çekilmelerde 7.80 ve bizler için 7.69 yükselişin devamı olan olmazsa olmaz destek noktamız üzerinde her kalışı da Dolar-TL kurunda göreceksiniz. 8.20 kapısına doğru Dolar-TL kurunu götürmeye devam edecektir şeklindeki öngörümüz hala devam etmekte. Ee, geri çekilmelerde alsat yapacak arkadaşlar da şuradaki verdiğim şablondaki fiyatları, takip edebilirler bu fiyatlara göre hareketlerini yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla düzenleyebilirler. Evet dolar TL kurunda yön hala e, yukarı yönlü gözükmekte. 487 eski tepe seviyesi bugün itibariyle açıldı Yukarıda 490 önemli bir direnç seviyesi takibimizde 400 <coughs> pardon 790 önemli direnç seviyesi hala takipimizde. 7.90'ın açılması halinde de arkadaşlar yukarıda artık 8.02 ve 8.20 seviyeleri Dolar-TL kurunda e, takip edilmesi gereken önemli direnç yerleri olarak göze batmakta. Evet bugünkü altın, dolar ve gümüşle ilgili söylemek istediklerimiz bunlardan ibaret. Hepinizi çok seviyorum. Arkadaşlar kanalımızı başka mecralarda Whatsapp, Facebook, internet... E...